Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala ali sahbihi ve ecmain. Arkadaşlar, bugün videomuzda 10 tane büyük kıyamet alameti var. Bu 10 tane büyük kıyamet alametini hızlı bir şekilde sayacağız inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da nasıl çıkacak, nasıl görülecek, bundan da bahsetmemiz lazım. Bu konulardan bahsedeceğiz. Çünkü biliyorsunuz küçük kıyamet alametlerinin hepsi bitti arkadaşlar. Küçük kıyamet alametleri kalmadı. Büyüklerin başlaması bekleniyor. Neydi bu büyük alametlerden? Birincisi Mehdi Aleyhisselam'ın çıkması. İkincisi Deccal'in görülmesi. Üçüncüsü İsa Aleyhisselam'ın gökyüzünden nüzul etmesi, inmesi. Dördüncüsü yere batma olaylarının görülmesi. Beşincisi Yecüc Mecüc olayları. Altıncısı Dabbetül Arz. Yedincisi güneşin batıdan doğması. Sekizincisi Doğan gökyüzünü duman kaplaması. Dokuzuncusu Hicaz'dan büyük bir ateşin çıkması. Onuncusu da Kabe'nin yıkılması. Bu 7'den sonra 3 tane saydım, sıralı değil. Bu 7'si sıralı arkadaşlar. Bu 3 tanesinin ne zaman hangi ara olacağı bilinmediği için en son saydım ben. Şimdi video çok uzamasın diye biraz hızlı konuşacağım. Çünkü detaylı bir konu var. Çok önemli bir konu var. Hepimizin bilmesi gereken bir konu var. Çevrenizde de kardeşlerinizle, Müslümanlarla paylaşın. Bu konu çok önemli arkadaşlar. Vakit saat acayip bir şekilde yaklaşıyor gibi görülüyor alametlerden. Şimdi ben anlatınca siz de anlarsınız zaten inşallah. Şimdi ilk Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkma şekli var arkadaşlar ama Mehdi Aleyhisselam'ın çıkması için 3. Dünya Savaşı'nın başlaması lazım buyuruluyor. 3. Dünya Savaşı'nın da başladığı anda cephede silahlı bir şekilde çatışma başladığı anda 6. ayında Mehdi Aleyhisselam'ın elinin Türkiye'den görüleceği anlatılıyor. Yani Mehdi Aleyhisselam görülecek. Şimdi çok ilginç bir şey oldu. Geçenlerde ben size bir videoda da izlettim. Hulusi Akar çıktı, bir konuşma yaptı. 3. Dünya Savaşı başladı dedi. Çok böyle ifade kullandı. Biz de diyorduk zaten 3. Dünya Savaşı'na gidiyor olay. Ahir zamandayız. Kıyamet alametleri gerçekleşiyor. Müslümanız. Biz nasıl tedbirler almamız lazım? Neler yapmamız lazım? Dostumuzu, düşmanımızı nasıl tanımamız lazım? Çok önemli. Şimdi hemen ben hızlı bir şekilde ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın. Bunlar Rusya olsun, İsrail olsun, Amerika olsun birlikte hareket ediyorlardı yıllarca. İslam alemini yok edip daha sonra kendi aralarında anlaşmalar yapacaklardı. Ama ilk hedefleri neydi? Orta Doğu'da İslam alemini ve Türkiye'yi yok etmekti. Kim anlatıyor bunları? Necmettin Erbakan Hoca anlatıyor. Ben size defalarca söyledim videolarımda. Necmettin Erbakan Hoca'yı anlamayan bir insan Mehdi Aleyhisselam'ı beklemesin sakın. Niye? Beklerse inanmaz. Allah muhafaza, çok tehlikeli olur. Anlayamazsınız arkadaşlar. Çünkü Necmettin Erbakan Hoca'yı anlarsak Mehdi Aleyhisselam'ı da çok iyi anlayacağız. Neden mi? Bakın ben size anlatayım şimdi. Necmettin Erbakan Hoca'nın faaliyetleri nelerdi? Şimdi bu İslam alimi Orta Doğu'da kan gövdeyi götürüyor. Ne kadardır? 2000 yılından itibaren özellikle 24 yıldır hiç durmuyor savaşlar, çatışmalar hiç durmuyor. Sürekli kan akıyor. Hep mazlumlar, çocuklar ölüyor. Aydan bebekleri biliyorsunuz, sularda boğulan bebekler, mazlumlar. Hayatları hiç olup gidiyor. Bunu da dünya, Avrupa Birliği görmezden geliyor. Hala da öyle. Şu an Filistin'de yaşananları izliyorsunuz. İsrail açıktan, yani Hamas'ı falan bırakmış, direkt sivillere, mazlumlara saldırıyor. Ne istiyorsa onların peşine düşüyor. Evsiz parksız kalmışlar. Kar yağıyor. O küçük çocuklar donmak üzere. Ateş yakmaya çalışıyorlar, yakamıyorlar. Artık videoları izleyemiyoruz. Vicdan kaldırmıyor arkadaşlar. Böyle bir zamandayız. Bunlar Allah-u Teala da görüyor arkadaşlar. Allah-u Teala da her şeyin ilmi var kendisinde. Öyle diyelim şimdi. Yanlış bir cümle kullanmayalım. Şimdi bu olaylar yaşanırken Rusya ile Amerika peki birlikte hareket ediyor da şu an niye çatışıyorlar? İşte arkadaşlar, ben bunu daha önceden anlattım zaten. 8-9 aydır anlatmaya karar verdim. İnsanlar anlasın diye. İnşallah anlaşılır diye ümit ediyoruz. Anlatmaya devam ediyoruz. Ben size olayları anlatayım. G8 ilk 1997 yılında G7 kurdular. 1998'de hemen bir sene sonra G8 yaptılar. Rusya'yı da aldılar. Amerika'da kuruldu. İşte İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Rusya tarafından G8'ler kuruldu. G8 ülkeleri. 8 tane ülke. Bunlar 97 yılında kuruldu. Neyi bunların amacı? Kurarken ne dediler? Tek dünya, tek aile. Yani tek devlet, tek dünya, tek aile. Tek bir şekilde istiyorlar. Yani başka bir inanç şekli, başka bir şey, bizim istemediğimiz bir şekilde aileler oluşmasın, bizim istemediğimiz bir şekilde inançlar oluşmasın diye karar almışlar. Bu şekilde bir birlik kuruyorlar. Amaçları bu yönde. Tek bir yerden yönetecekler. Bunu gören Necmettin Erbakan Hoca da 1997 yılında, aynı yılda D8 kurdu. İşte Bangladeş'tir, Malezya, Endonezya, Nijerya, Mısır, İran, Türkiye'yi birleştirerek D8'leri kurdu. Onlara karşı, onlar G8'i kurdu.
Erbakan Hoca dedi ki bunların eline bırakılamaz dünya. Bunlar zulüm edecek. Çünkü bunların perde arkasındaki inancını biz biliyoruz. Zaten Netanyahu geçenlerde açıkladı. Erbakan Hoca bunu ta 10 yıl, 20 yıl önce anlatıyordu. Ne dedi Netanyahu? Biz insanız, üstün ırkız. Diğerleri insan değil, üstün ırk değil. Bize hizmet etmeye mecbur diye buna benzer açıklamalar yaptı. Erbakan Hoca da diyordu ki bunlar insanları köleleştirmek istiyor. Bütün dünya insanlığını kullanmak istiyorlar. Bizim inancımız da buna izin vermiyor, İslam inancı. Bunlara karşı bir birliktelik oluşturmak lazım deyip D8'i kurdu. Çünkü mazlumlar, garipler, kimsesiz insanoğlu çok garip kalmışız bu zamanda. Bunların eline bırakılamaz dedi. Yeni bir dünya ve adil bir düzen diyerek ortaya çıktı Erbakan Hoca. D8'leri kurdu. Allah mekanı cennet eylesin. Allah rahmet eylesin. Anlaşılmadı. Bunu kurunca bu oradakilerin işine gelmedi. İşte darbe yapma sebepleri, Erbakan Hoca'yı istememe sebepleri hep bundan kaynaklanıyor. Zaten daha sonra resmi yazılar çıktı. Orduya gönderdikleri yazılar çıktı. Bu adam bizim projelerimize, planlarımıza zarar veriyor. Bu adamı istemiyoruz dedi Amerika. Bizim orduya mektup göndermiş bu şekilde. Yazılar göndermişler. Neden? Çünkü G8 planları, tek dünya devleti planları suya düşecekti. Rusya ile birlikte Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdiler. İşte Irak'tan başladılar, Afganistan, Libya, Mısır, Arap Baharı diyerek biliyorsunuz zaten yaşananları, yapılanlar ortada. Şimdi tam bu işler böyle giderken, bunlar birlikte hareket ederken Erbakan Hoca ne anlatıyordu o zaman? Bunların gidişatı belli. Suriye, İran, sonra hedef Türkiye, İslam alemini tamamen yok etmek istiyorlar. Bunlar birleşmişler dedi Erbakan Hoca. Bunları anlattı, bizi uyardı defalarca. Tam bunlar böyle giderken Erbakan Hoca'nın vefatından sonra arkadaşlar benim gördüğüm 2008 ile 2010'lu yıllar arasında bunların arası açıldı. Yani Erbakan Hoca da vefat etti. Hakkımızı yani o zamanlar D8'i devam ettirecek birisi de kalmadı. Devam ettirilemeyince bizi de korku sardı. Ben takip ediyorum 15-20 yıldır bu olayları takip ediyorum arkadaşlar. Çok üzüldüm ben. Dedim halimiz ne olacak? Eyvah G8'e kaldıysak yandık. Bunlar tek devlet, tek dünya devleti istiyorlar. Bize istedikleri aşıyı yaparlar, istedikleri kimliği verirler, istedikleri gibi uygulamalar yaparlar. Allah'ım sen bizim bunların elinden koru diye dua ederken bir baktık sahibimiz Allah işte arkadaşlar. Bunları birbirine düşürdü. Ben 2010 yılında çok net gördüm ki Rusya artık masadan G8'den çıkmış. Sözde G8'de gibi görülüyor ama Amerika'ya savaş açmıştı. Ta ki tam emin olduk, Ukrayna'yı vurdu. Ukrayna'yı vurma sebebi NATO'ya, Amerika'ya dedi ki siz geldiniz benim ülkemlerimin Rusya'nın dibinde benim ülkemi tehdit edercesine, toprak bütünlüğümü tehdit edercesine burada NATO yerleşmeye çalışıyor Ukrayna'da. Buranın yönetimini de ele geçiriyorsunuz. Ben buna istihbaratı var adamın, haberi var. İzin vermem dedi. Ukrayna'yı uyardı. Ukrayna da Amerika'nın sözünden çıkmadı. Bu defa onların sözünden çıkmazsan ben de seni kendi ırktaşın bile olsan vururum dedi. Vurdu yani. Putin vurdu Rusya. Kendi toprak bütünlüğünü korumak için. Daha sonra da Orta Doğu'da, Asya'da Amerika ve İsrail'i istemediğini açıkça söylemeye başladı. 2023 yılında G20 zirvesi yapılacaktı. Bir gözlüklü abi var, sanal ortamlarda çok çıkıyor, ismi aklımda diye şimdi. Açıklasınlar yoksa ben açıklayacağım dedi. Çok önemli kararlar alınacak dedi. G20 zirvesinde acayip şeyler olacak dedi. Hindistan'da yapıldı G20 zirvesi 2023 yılında. Ben de Eylül ayında yapılmıştı herhalde. Bir ay önce Ağustos aylarında video yaptım. Dedim ki hiçbir şey olmayacak. Çünkü ben gördüm onların arası açıldı. Putin kalktı, Hristiyan alemi masadan kalktı. Yahudiler ve İblis kendi başına kaldı. Hristiyan cinleri de kullanıyorlardı. Hristiyan insanları da kullanıyorlardı. Hristiyan cinler de Hristiyan insanlar da masayı terk ettiler dedim ben. Onu gördüm ben 15-20 yıldır. Bu zirvede hiçbir şey olmayacak. Karar alamayacaklar, anlaşamayacaklar. Tek dünya devleti kararını alamayacaklar. Dediğimiz gibi gün vakit geldi ve Rusya'nın başkanıyla Çin'in başkanı, Putin ve Çin'in başkanı G20 zirvesine katılmadılar arkadaşlar. Yani benim videoda anlattığım olay çıktı. Zaten o zaman arkadaşlar geldi. Bak abi senin dediğin çıktı falan dediler. Biz bunu yıllardır çıkıyor arkadaşlar. Takip ediyoruz. Zaten ben niye video yapayım ki çıkmasa? Bildiğim bir şey olmasa, size anlatmak istediğim bir şeyler olmasa ben niye video yapayım? O çıktı dediler. Bunu ben daha önce de FETÖ olaylarını da anlattık çevremizde. Dinliyorlar zaten. Benim yakınlarım da, çevremdeki insanlar da dinliyor. Bak bu FETÖ böyle yapıyor. Allah'ın diniyle oynuyor. Böyle böyle başımıza iş açacak. Bana diyorlardı ki sus, senin hoca efendi kadar bilgin mi var? Sen niye konuşuyorsun diyorlardı. Ben de sonra dedim karşılaşınca başımıza bomba attığı mı? Bilgisi bu muydu? Başımıza bomba attı. 15 Temmuz Allah bir daha yaşatmasın. 250'ye yakın şehidimiz var.
Allah muhafaza, direkten döndük yani. Bildikleri bu muydu diye o darbeden sonra ben söyledim onların yüzüne, söyledim böyle. Dedim yani siz bak hoca efendi biz anlatırken, ya Allah'ın diniyle oynayan adam her şeyle oynar arkadaşlar. Müslümanım diyorsa, ha Müslüman değilse ayrı mevzu, ama Müslümanım diyen bir adam Allah'ın diniyle oynuyorsa o adam çok büyük tehlikelidir yani. Her şeyle oynar. Çünkü Allah korkusu kalmamıştır onda. Başımıza gelenleri de görüyorsunuz yani. Kendi uçağımızda, kendi askerimizde bize silah olarak kullandılar. Neyse, bugün de Putin artık arayı iyice açtı. Zaten o toplantıda hiçbir şey olmayacak, katılmadı. Geçenlerde bir açıklama yaptı. Ben ne safmışım bunca zaman, bizi bunlar aldatmış dedi. Arkadaşlar gerçekten de öyle. Ben inanıyorum o sözüne. İnanarak söylüyor. Aldatıldığının farkına 2010 yıllarında vardı. Farkına varınca da çıktı oradan. Hep mesafeli şu an araları. Zaten gitgide artık şu an birkaç gündür haberleri dinliyorsunuz. İş küfürleşmeye döndü. Küfür ediyorlar birbirlerine açıktan. Biden'ın arkadaşlar, bu Siyonizmi Amerika'yı yöneten insanların ben insan olduğuna inanmıyorum. Öncelikle ben buradan onu belirteyim. Şeytan onları yönetiyor. Şeytan büyük çocuklarını onların bedenlerinin üstüne musallat ediyor. Onların bedenlerini kullanan şeytanlar, konuşan şeytanlar. Bakın Biden'a bunak diyorlar. Gülüyorlar bizim millet. Ha bak diyor, konuşması bitti. Sağ tarafına döndü. Elini tokalaşıyor boşlukta falan. Bunadı diyorlar. Hepimizi ayakta uyutur arkadaşlar onlar. Bunamadılar. Çok uyanıklar. Onun üstündeki şeytan, sağındaki solundaki şeytanlar tebriğe geliyor. Elini sıkıyorlar. Biden de uzatıp elini sıkıyor. Biden'ın yanında kimse yok. Bu kimle tokalaşıyor diyorlar. Bütün basına, dünya basına yayılıyor. Bütün herkes gülüyor. Orada şeytan şeytanla tokalaşıyor. Biden'ı gördüğünüz için Biden'ın üstündeki şeytanı görüyor. Karşısındaki şeytanı da göremiyorsunuz siz. Onlar şeytanlar birliği arkadaşlar. Amaçları tek dünya devleti kurarak İslamiyet'i yok etmek. Erbakan Hoca da bunun farkında olduğu için, işte ben defalarca diyorum size Erbakan Hoca'yı tanıyın, tanıyın, tanıyın. Hala araştırıyor musunuz bilmiyorum ama bütün videolarını tekrar baştan sona dinleyin. Kesik kısa kısa zamanınız oldukça çok faydalanırsınız Allah'ın izniyle. Hem de bereket olur arkadaşlar. Çünkü mübarek birisi kendisi. Ta 850 yıl önce Muhyiddin Arabi Hazretleri ismini vererek Erbakan Hoca'dan kendi kitabında Futuhat-ı Mekkiyesi'nde bahsediyor Erbakan Hoca'dan. Daha önce video yapmıştık zaten. Şimdi Putin bunlardan koptu. Üçüncü Dünya Savaşı'nda başladı diyor. Ben Asfar hadis-i şerif ortaya çıkıyor. Siz diyor Ben Asfar'la anlaşacaksınız. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri de diyor ki sarışın çocukları, ırkları Ruslar. Gerçekten de şu an Ruslarla anlaşmalar yapıyoruz arkadaşlar. Yani hadis-i şerif tecelli ediyor. Ha Mehdi Aleyhisselam 100 yıl sonra gelecekse, 100 yıl sonra tekrar Ruslarla bir anlaşma olacaksa falan, bugünkü olayların aynısı 100 yıl sonra tekrar yaşanacaksa orasını da biz bilemeyiz. Biz bildiğimiz, gördüğümüz anlatıyoruz şimdi. Bize çok yakın görülüyor olaylar. 3. Dünya Savaşı'nın 6. ayında görülecek buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Büyük Dünya Savaşı'nın Mehdi Aleyhisselam, Hulusi Akar 3. Dünya Savaşı başladı diye açıklama yapıyor arkadaşlar. Yani olaylar bu kadar yakın. Cephe savaşına dönüşmedi. Yani vekalet savaşları yapılıyor. Masada savaşlar yapılıyor şu an. Küfürleşmeler bile başladı. Bu iş başka yere gitmiyor. Yani bunlar artık barışamaz. Allah bunları birbirine düşürdü. Allah sahibimiz, eğer bunlar birbirine düşmeseydi şimdi başımız büyük dertteydi. Allah muhafaza etsin. Yani Allah-u Teala Türkiye'yi korudu diyelim arkadaşlar. Çünkü Türkiye'ye kadar birçok ülke harap oldu. O da Allah'ın takdiri artık. Ama Türkiye'ye iş gelince Allah-u Teala onları birbirine düşürdü. Düşününce böyle olunca planlar yapılıyor tabii. Putin çevresinde ülkeler toplamak istiyor, anlaşmalar yapıyor. İran'dır, Suriye'dir, Lübnan'dır, işte Çin, Kore, Türkiye Putin'le anlaşıyor. Bu ülkelerle Büyük Dünya Savaşı'na gidileceği belli, öyle görülüyor. Amik Ovası'na ineceğiz. Onlar da Dabu'a gelecekler, Yahudiler. İsrail ile birlikte İngiltere, Fransa falan asker gönderecekler. Halkları istemediği halde. Çünkü Avrupa'daki halklar Hristiyan çoğunluğu. Aslında Putin'den taraf. Kilise sistemi, papa sistemi halklar. Ama yöneticiler Amerika'nın elinde olduğu için, İsrail'in elinde olduğu için bütün kendi ellerindeki güçleri İsrail'e yardım için kullanıyorlar. Çünkü liderler, yöneticiler Amerikan elinde arkadaşlar. Oradaki halk da yakında ayaklanıp da iç savaşlar çıkarsa Avrupa'daki ülkelerde, Fransa'dır, Almanya'dır. Yani biz savaş istemiyoruz. Bizim savaşta ne işimiz var? İsrail'in başına ne gelirse gelsin. Biz neden İsrail'i koruyoruz diye halk ayaklanırsa şaşırmayın. Öyle durumlarda olabilir ki oralarda Putin de ayaklandırabilir. En iyisini Allah bilir. Bu gibi şeyleri de bekliyoruz. Durum böyle olunca onlar inince ne bir hadis-i şeriften bahsetmiştik. Birinci Dünya Savaşı'nı anlattı, ikinci Dünya Savaşı'nı anlattı. Üçüncü Dünya Savaşı'nı anlatırken Mehdi Aleyhisselam hayatta buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. İnşallah kaynağını bulacağız bu hadis-i şerifin. Biiznillah. Allah'ın buldursun. Dua edin inşallah. Ki çok önemli bir hadis-i şerif. Eğer o hadis-i şerif ortaya çıkarsa, o el yazması kitap bulunursa
Mehdi Aleyhisselam şu an %100 hayatta demektir arkadaşlar. Daha bunun başka bir izahı kalmıyor. Biz de öyle kadın bir melikeden bahsediyor hadis-i şerifte. Şimdi kadın melikeler çoğalmaya başladı. Dikkat edin her taraftan bir tane çıkıyor. Bir Kamala var biliyorsunuz o Biden'ın yanında. Nikki Haley diye bir kadın seçimlere katılacak. Şeye Trump'a rakip görülüyor Amerika'da. Şimdi bir tane daha kadın melike çıktı. Biz videolarımızdan sonra çıkan çıkana daha da çoğalacak herhalde. Bir kadın gelecek belli arkadaşlar bunların başına. İsrail'den Kudüs'te yaşanan olayları işte insanların öldürülmesini ileride iftiharla gururla çocuklarımıza anlatacağız. Kahrolsun Müslümanlar falan diye kan kuslu böyle bir açıklama yaptı. Böyle bir çirkef kadın çıktı ortaya. Yeni bakan İsrail'de görülmeye başladı. Videoları izlemişsinizdir. Kadın melikenin ortaya çıkacak bir tane kadın melike ama kim olacak Allah bilir. Bunların başına geçecek. Yahudilerin başına geçecek. Bekleyin demiştim. Video yapmıştım. Bunlar yaşanırken Orta Doğu'da bunlar arkadaşlar savaşacaklar. Birbirlerine girecekler. Peki bu füze sisteminde, teknolojik silah sisteminde 1 milyona yakın ordu, 1 milyona yakın da karşı ordu, yani 2 milyona yakın ordu nasıl ovalarda birleşecekler? İşte burada acayip bir mesele var. Demek ki teknolojik silahlardan ümitlerini kesecekler. Nasıl ümitlerini kesecekler? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasına yakın güneşte bir alamet belirecek. Bu alamette güneş patlaması olabilir. Şu anda bile sürekli patlamalar yaşanıyormuş arkadaşlar güneşte. Güneşteki patlamalar o Starlink uyduları, bu Elon Musk'ın Starlink uydularını bozuyormuş, çalışmasını engelliyormuş geçici bir süre. Düşünün büyük bir patlama olursa bütün uydu sistemleri ve elektromanyetik dalgalar çöker. Elektromanyetik dalgalar çökerse füze sistemleri, teknoloji silahlar çalışmaz arkadaşlar. Böyle bir şey de yapabilir Allah-u Teala. En iyisini Allah bilir. Gök taşı düşmelerinden bahsediliyor. Ben bir rüyadan da bahsetmiştim size. O gibi alametler yaşanabilir ki, yaşanacak ki bunlar artık teknolojik silahları unutmuşlar. Bütün ülkeler ordusunu, askerini toplamış. İşte onlar Dabık tarafa, İsrail, Filistin tarafta toplanıyorlar. Biz Amik Ovası'nda toplanıyoruz ve büyük bir çarpışma geliyor. Büyük çarpışmadan buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Beni Asfar'la siz, bizden bahsediyor. Galip geleceksiniz. Galip geleceğiz arkadaşlar. O savaşta İsrail yok olacak. Amerika çekip ülkesine gidecek. Tamamen gücünü kaybetmiş olacak. O gücü kaybettiği anda işte o savaş bittiği anda bir haç çıkaracak bir Beni Asfar ırkından bir tane komutan. Bu haçın zaferidir diye sevinecek. Müslümanlar da diyecek ki tabi olarak nerede haçın zaferi? Birlikte bu savaşa girdik. Sen neden haçı havaya kaldırıyorsun deyip o adamı öldürecekler. Ondan sonra Ruslar İstanbul'a saldıracağı anlatılıyor. Tam o esnada da Mehdi Aleyhisselam Yemani ismindeki birisinin ordularıyla ve Şuayb bin Salih Temim'in ordularının başında görülecek arkadaşlar. Bu şekilde Mehdi Aleyhisselam görülünce 6. ay işte savaşın 6. ayı demek ki büyük savaşın ilk başlamasından bitişine 6 ay sürüyor arkadaşlar. O anlaşılıyor. 6. ayında Mehdi Aleyhisselam'ın görüleceği anlatılıyor. Mehdi Aleyhisselam görülünce İstanbul'u kurtarmak için Türkiye'ye yardım için Yemani ve Şuayb bin Salih Temim'in ordusuyla gelecek. İstanbul'u kurtaracak. Roma'ya doğru hareket edeceği anda sağ gözü üzüm gibi dışarıda kızıl bir genç, bacakları çarpık genç bir adam çok aşırı sinirlenecek. Çok aşırı sinirlenecek. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Deccal kişinin sinirlendiği anda ortaya çıkaracak. İşte Deccal o anda ona musallat olacak arkadaşlar. O kişinin bedenine musallat olunca Deccal o kişinin üzerinde acayip haller görülecek. Allah Teala da izin verecek. İstitraç dediğimiz haller görülecek üstünde. Adamın bineği, Deccal'in bineği iki kulak arası 30 metre, 40 arşın deniliyor. 30 metreye yakın. Bedeni 300 metre. Bu bizim gözle görebildiğimiz bir beden değil. Cinler aleminin bir bineği olabilir. En iyisini Allah bilir. O adam o bineğe binecek. Adam havada uçacak. O binekle ama biz adam uçuyor zannedeceğiz. O binek onu uçuracak. Çünkü o adamın bedeninde Deccal var. O binek de Deccal'in bineği. Cinlerden bir binek. Bir anda doğuya batıya gidebilecek adam. Böyle bir güç verecek Allah ona imtihan için arkadaşlar. Böyle acayip bir haller gelecek dünyada. Bu dünyada yaşanacak işte. Sahih hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Tam o esnada Deccal İstanbul'dan Mehdi Aleyhisselam Roma'ya doğru gideceği anda Deccal çıktı Şam'a geliyor diye haber gelecek. Çoluk çocuğunuza zarar verecek diye. Geride kalmış Mehdi Aleyhisselam ve ordusunun çoluk çocuğu ailesi zarar verir diye Deccal gelip Şam'a gelecekler. Orada Deccal ile karşılaşacaklar. Deccal ile karşılaştıktan sonra Mehdi Aleyhisselam yanındakileri, ailelerini herkes alarak Mescid-i Aksa'ya gelip yerleşecek. Mescid-i Aksa'da bekleyecek. Çünkü Mehdi Aleyhisselam biliyor ki İsa Aleyhisselam gelmek üzere, inmek, nüzul etmek üzere gökyüzünden inecek.
Deccal de Mescid-i Aksa'nın etrafını kuşatacak. Kuşatacak. Orada tam kuşatmış haldeyken İsa Aleyhisselam arkadaşlar Şam'da Emevi Cami. Bir rivayette Mescid-i Aksa'ya ineceği de anlatılıyor ama ağırlıklı rivayetler Şam'da Emevi Cami'nin beyaz minareli camiye ineceği. Zaten Osmanlı zamanında sürekli o minarenin caminin yanında Şam'da Suriye'de at bekletiliyormuş. At bekletiyor. İsa Aleyhisselam buraya inince bu bineğe biner, Mehdi Aleyhisselam'ın yanına gider diye. Artık o gün bineğe ne olur indiği zaman bilmiyoruz. Orada iner inmez bineğine binip Mehdi Aleyhisselam'ın yanına Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Orada onlar namaz kılmak üzereyken Sahih Müslim'de geçiyor arkadaşlar. Giriyor içeri. Mehdi Aleyhisselam tam namaz kıldırmak üzereyken İsa Aleyhisselam görüyor, tanıyor. İsa Aleyhisselam'ı tanıyınca buyur sen kaldır namazı diyor. İsa Aleyhisselam gamet sana getirildi, niyet sana yapıldı, müezzin gameti sana getirdi, buyur sen kıldır diyor. Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında cemaat olup namazını, dünyadaki ilk namazını kılıyor orada. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ümmet olarak ilk namazını orada kılıyor. Yeni inmiş daha. Miraç'ta Efendimiz Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'la karşılaştı. İsa Aleyhisselam dedi ki Allah Teala bana iki ok verdi. Bir ağaç ismi veriyor o ağaçtan. İki ok verdi. Deccal bunu görünce tuzun suda eridiği gibi erimeye başlayacak dedi. Efendimiz Aleyhisselam da bunu anlattı. Aynen o iki ok üstünde İsa Aleyhisselam'ın. Namaz kılındıktan sonra dışarı çıkınca Deccal etrafı çevirmiş. Üçüncü Dünya Savaşı'nda bakın arkadaşlar. İsa Aleyhisselam yok, Mehdi Aleyhisselam yok, 3. Dünya Savaşı'nda yok. Deccal de yok ortada 3. Dünya Savaşı'nda. 3. Dünya Savaşı bittikten sonra her şey başlıyor. Mehdi Aleyhisselam olayları başlıyor. 3. Dünya Savaşı'nda yoklar arkadaşlar. Benim ümmetim Yahudilerle ve Müslümanlarla, Müslümanlar, benim ümmetim yani Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Peki bu Yahudilerle savaş nasıl olacak? Bu 3. Dünya Savaşı değil, o savaştan sonra şimdi. İsa Aleyhisselam çıkıyor, Deccal 70 bin Yahudi ile birlikte Mescid-i Aksa'yı kuşatmış. Bir bakıyor İsa Aleyhisselam inmiş. Onu görür görmez zaten korkuyor. Kaçmaya başlıyor. Tuzun suda eridiği gibi erimeye başlıyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki İsa Aleyhisselam ona dokunmasa bile o eri eriye bitip ölecekti zaten. Ama İsa Aleyhisselam'ın öldürülmesi emredildiği için ona İsa Aleyhisselam öldürecek onu. Peşine düşüyor. Ebu Lut kapısında yakalıyor onu. Öldürüyor. O Deccal içindeki ruh hani Temim Ettari radıyallahu anh adada görmüştü ya. Büyük 4-5 metre boyunda ruh insan şeklinde insan gibi. Bağlı bir şekilde o dev 4-5 metre boyundaki cin adamın üstündeki musallatlı cin eriyor kalpte bit kadar kalıyor. İsa Aleyhisselam onu görüyor. Hem o deccali hem de o adamı o üzüm gibi sağ gözü dışarıda olan genci öldürüyor arkadaşlar. O 70 bin orduyla da oradaki Mehdi Aleyhisselam'ın ordusu çatışıyor, savaşıyorlar. Savaşırlarken işte o meşhur hadis-i şerif var. Bir Yahudi hangi kayanın, taşın, ağacın arkasına geçse o kaya, taş, ağaç dile gelecek. Benim arkamda Yahudi var. Gel bunu öldür diyecek hadis-i şerifi. Orada tecelli ediyor. Orada taşlardan ses geliyor. Müslümanlar bunu duyuyor. Arkamda Yahudi var gel bunu öldür. Ağaçlardan ses geliyor. Bu gel arkamda Yahudi var öldür. Bir ağaç hariç, gargat ağacı. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. O Beni İsrailoğulların Yahudilerin ağacıdır. O onları saklayacak. Yerini söylemeyecek. Saklamaz da Müslümanlar bulup öldürecek. 70 bin Yahudi. Adamlar bizden çok hadis-i şeriflere inanıyor. Bizim millet hala hadis-i şerife inanacak. Adam hadis-i şerifi inkar ediyor. Yahudiler hadis-i şerife inanmış. Şu an İsrail'in her tarafına gargat ağacı dikiyorlar. Bu ağaç bizi koruyacak diye. Yani düşünün arkadaşlar. Hal bu durumda. Bu şekilde olaylar gerçekleşiyor. İşte İsa Aleyhisselam'ın Deccal'i öldürmesi arkadaşlar bu şekilde oluyor. Bu şekilde öldürdükten sonra Mehdi Aleyhisselam dünyaya 7 ve 9 yıl ömür süreceği. Bu yöneticilik ömrü de olabilir. Kendi ömrü de olabilir. En iyisini Allah bilir ama ben yöneticilik ömrü olarak görüyorum. Neden? Bir hadis-i şerif daha var. Mehdi Aleyhisselam ömrü uzun olandır buyuruyor. Bir hadis-i şerifte de onun ömrü vezirleri kadardır. Yani 7 veya 9 veziri olacağından bahsediliyor. Yani bu yöneticilik ömrü olabilir. En iyisini Allah bilir. O şekilde yaşıyorlar. Daha sonra bu detayları daha sonra anlatırız arkadaşlar. Ben şimdi çok video uzamasın. Kıyamet Hanım 10 tane alametinden bahsediyoruz. Bu olaylar yaşanırken Mehdi Aleyhisselam ortaya çıktı 3. Dünya Savaşı'nda İstanbul'u kurtarmaya giderken Süfyan isminde birisi Orta Doğu'daki devletlerden birisi demek ki Rusya tarafından kalbi Ruslarla tarafta kalbi Mehdi Aleyhisselam'la savaşmak istiyor ordular gönderiyor Mehdi Aleyhisselam'ı yok etmek için ordular gönderiyor. Beydağ denilen bölgede bu Süfyan'ın gönderdiği ordular batıyor Allah tarafından Mehdi Aleyhisselam'ı Allah-u Teala koruyor. Bu Beydağ batması dediğimiz kıyamet alametlerinden birisi de orada gerçekleşiyor arkadaşlar onu da söyleyelim. Beydağ'da batıyor. Daha sonra bu batmadan sonra zaten tekrar Mehdi Aleyhisselam o Yemani ve Şuayb bin Salih Temimi geliyor.
Mehdi Aleyhisselam'ı ordularının başına geçiriyorlar. Kendisi Mehdi Aleyhisselam'ın Mehdi olduğunu kabul etmiyor. Zorla Mehdi olarak başa geçiriyorlar. Mekke'de 6 tane alim onun ismini, anne baba ismini bulmuşlar, birleştiriyorlar. Kılınç çekiyorlar. Bak, kabul etmezsen seni zorla başa geçiririz. Ya da eğer yine kabul etmezsen bütün Müslümanların vebali senin boynuna olsun diye böyle yemin veriyorlar. O da mecbur kalıyor, biat alıyor artık. Çıkıyor, orduların başına geçiyor arkadaşlar. Bu olay da orada gerçekleşiyor. Yani ben Mehdi'yim diye öyle televizyonlarda, internet sitelerinde işte mesaj atıyor, benim sırtımda şu var, bu var olayları yok. Üçüncü Dünya Savaşı başlıyor, bitiyor. Bitmek üzereyken Mehdi Aleyhisselam görünüyor. O da zorla orduların başına çıkarıyorlar, geçiriyorlar. Yemani ve Şuayb bin Salih Temimi geçiriyor arkadaşlar onu orduların başına. Ondan sonra İsa Aleyhisselam'ın yönetimi başlıyor dünyayı. İsa Aleyhisselam yönetirken Mehdi Aleyhisselam vefat ediyor. İsa Aleyhisselam 33 yaşında geliyor. O geldiği vakitlerde Mehdi Aleyhisselam en iyisini Allah bilir, 40 yaşın üstünde zaten. İsa Aleyhisselam'dan en az 10 yaş büyüktür Mehdi Aleyhisselam dünyada. İsa Aleyhisselam tekrar yaşlanmaya başlıyor. Bu esnada arkadaşlar ben 10 tane büyük alamet saydım. Bu 10 tane büyük alametin sonundaki ateş, Hicaz'da çıkacak ateş. Ne zaman, hangi ara çıkacağını bilemiyoruz. Bu kıyamet alametlerinden birisi. Hicaz, Mekke Medine'nin kenar kesimi arkadaşlar. O kısım korunmuş bölge, bariyerli bölge dedikleri bölge Hicaz. Orada öyle bir ateş çıkacak ki Basra'daki develerin boynunu aydınlatacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Basra'da kaç kilometre? Mesela şöyle diyeyim, İstanbul'da çıkacak bir büyük bir ateş Bursa'dan görülecek. Bursa'daki develerin boynunu aydınlatacak arkadaşlar. Öyle bir büyük ateş düşünün yani. Böyle büyük bir ateş çıkacak. Bir de gökyüzünü duman kaplayacak. Bu ne zaman kaplayacak? Onun da yerini tam bilemiyoruz. Bu üç alameti. Bir de Kabe yıkılacak. Ne zaman yıkılır? Onu da Allah bilir. Biz şimdi bildiğimiz o yedi sıralamayı sayalım. İsa Aleyhisselam Deccal'i öldürdü. İsa Aleyhisselam yaşamaya devam ediyor. Mehdi Aleyhisselam vefat etti. İsa Aleyhisselam evleniyor zaten. Çoluk çocuğu oluyor arkadaşlar. Dünyada yaşıyor. Dünyayı yönetmeye devam ediyor. İsa Aleyhisselam'ın son zamanlarına yakın Müslümanlıktan başka din yok arkadaşlar. Ya Müslüman var ya da inançsız insanlar var dünyada o zaman. İnançsız insanlar var demek ki çevresinde. İsa Aleyhisselam'a sıkıntılar yaşatıyorlar. İsa Aleyhisselam'a sıkıntılar yaşatmasa Allah onlara bela vermezdi. Ne belası geliyor? Yecüc Mecüc belası geliyor oraya. Gelecek. İsa Aleyhisselam da bunu biliyor. Hayvanlarını ve orada kendisine inanan 30 bin civarında insandan bahsediliyor. Ki dünyanın her tarafında Müslüman var arkadaşlar. O diğer Müslümanlar gelip ziyaret edip gidiyorlardır. Gelip gidiyor. Amerika'da var, Avrupa'da var. Yani insan var. Yecüc Mecüc benim anladığım, konulardan anladığım Orta Doğu'ya yayılıyor. Yani Amerika'ya gitmiyorlar, Avrupa'ya gitmiyorlar. Ne yapılıyorsa Orta Doğu'da gelişiyor bu olaylar. Yecüc Mecüc olayları. İsa Aleyhisselam hayvanlarını alıyor insanlar. Gidiyorlar Tur Sina Dağı'na çıkıyorlar. Oraya yerleşiyorlar. Arkadaşlar oraya yerleşiyor. Yecüc Mecüc'ün geleceğini biz biliyoruz. Onlar bilmez mi o zaman? Biliyorlar. Hazırlık yapmışlardır. Sularını, erzaklarını, işte yiyeceklerini, hayvanlarını almışlar. Yecüc Mecüc o kurt bela gelene kadar, ortadan kalkana kadar, ölene kadar idare edecek erzaklarını yanlarına alıyorlar. Oraya yerleşiyorlar. Oraya yerleştikten sonra İsa Aleyhisselam'ın yanında inananlar Yecüc Mecüc çıkıyor. Sette aşıyorlar. Kırgızistan tarafta, Kazakistan, Kırgızistan tarafta dağlık bir bölge var bulunmuş. O iki dağ arasına demir kütleler dökülmüş. Çok yüksek arkadaşlar. 300 metre boyunda diyorlar. 300 metreye yakın. Demir ve bakır karışımı kütle kapatılmış oraya. En iyisini Allah bilir ama tam Zülkarneyn Aleyhisselam'ın da bahsedilen bölge yani Yecüc Mecüc'ü set yaptığı bölge o tarafta bir yer. Onun arka tarafı komple Çin'e doğru dağlık. O tarafa gidemezler. Hadis-i şeriflerde de dağlardan aşağıya doğru ovalara, vadilere, düzlüğe inecekleri anlatılıyor. Bu düzlük kısım da uzak mesafe ama İsrail'e doğru geliyor. Orta Doğu'ya doğru geliyorlar. Yecüc Mecüc o dağlardan, o setten aşarak İsrail'e doğru, Tabiriye Gölü'ne doğru geliyorlar. Zaten meşhur hadis-i şerif var. Tabiriye Gölü'nü kurutacaklar. Yecüc Mecüc kurutuyor. Bu dağ Deccal öldükten sonra işte adada soruyor. Deccal de Tabiriye Gölü kurudum falan. Onunla ne alakası varsa artık demiştim bir videoda. İşte o konu. Yecüc Mecüc iniyor. Grup grup iniyorlar. Önden gelen gölleri kurutuyor. Arkadan geliyor diyor ki gelen Yecüc Mecüc diyorlar ki kısa boylu arkadaşlar yarım metre, 70 santim, 1 metre boylarındalar işte. 1 metre boylarında. Suları içmişler. Bize su bırakmamışlar. Onlar da ilerideki suyu içiyorlar falan. Gördükleri gölü, nehri kurutuyor bunlar. Suya hasret kalmışlar belli. Yer altında neyle yaşamış bunlar? Akrep, yılan, fare, kurbağa, böcek. Yer altında arkadaşlar böyle haşerat dolu. O iki dağın arasında yer altında yaşıyor zaten bunlar. Öyle yaşamışlar. Demek ki suları da az. O yer altı suları var tabii. Yoksa hayatta kalamazlar. Allah onların hayatta kalacağı kadar yiyeceğini, içeceğini vermiş. Orada suya hasret kalmışlar ki yeryüzüne çıkar çıkmaz ilk yaptıkları iş suları tüketmek.
suları tüketerek geliyorlar Orta Doğu'ya. Oradaki insanları, işte İsa Aleyhisselam'la beraber olmayan insanları katlediyorlar. Önlerine geleni öldürüyorlar. Acayip derecede kimse kalmayınca, hatta hadis-i şeriflerde anlatıyor, oklarla çıkmışlar. Yer altından oklarla çıkıyorlar. Gökyüzüne fırlatıyorlar. Gökyüzüne fırlatınca diyorlar, yeryüzünde kimse bırakmadık, gökyüzündekileri de öldürelim. Gökyüzündeki Allah'ı, ilahı öldürelim diye gökyüzüne oklarını fırlatıyorlar. Allah-u Teala da gökyüzünde okların ucundan kan sürüyor. Madem siz bizi öldürmek istiyorsunuz, alın size kan diye. Oklar yeryüzüne geri gökten kanlı bir şekilde düşüyor. Bu da hadis-i şeriflerde geçiyor. Yecüc Mecüc bu şekilde devam ederken bayağı bir zaman sürüyor. Demek ki hayvanlarını kesip yiyorlar. Yiyecekler, o 30 bin kişi İsa Aleyhisselam'la beraber. İçecekleri bitiyor. İsa Aleyhisselam'a gelip diyorlar ki artık dua et, çok sıkıntıdayız. Bakın o gün onların yiyeceği içeceği Subhanallah'tır. Allah'ın zikridir. Hadis-i şerif var. Evet, ama ilk başta değil arkadaşlar. Konuları çok iyi anlamak lazım. Yiyecek içecek bitiyor. Artık çaresiz kalıyorlar. Allah'ın zikriyle karınlarını doyuruyorlar. Yani Allah Teala zikriyle yardım buluyorlar o şekilde. Şimdi senin evinde yiyeceğin var, içeceğin var, her türlü ekmeğin, suyun, peynirin, zeytinin var. Sen tutup diyeceksin ki ben yemeyeceğim, Subhanallah'la doyacağım. Bu Allah'ın hikmetlerine ters arkadaşlar. Allah'ın hikmetleri var, kanunları var, yeryüzünde yaşıyoruz. Yemeğe, içmeye ihtiyacımız var. Onlar da yaşadığı için dünyada yaşanıyor bu olaylar. Yiyip içiyorlar. Yiyecek içecekleri kalmıyor zaten. İsa Aleyhisselam'a yoksa zikirle doyuyorlarsa niye yalvarıyorlar? Dua et Allah'a bizi kurtarsın. Yiyeceğimiz içeceğimiz kalmadı diyorlar. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. O gün bir öküz başı diyor sizin 100 altınınıza bedeldir. Yani 100 altın eder diyor. O kadar değerli olur diyor öküz başı. Hiçbir yiyecekleri kalmamış. O kadar açlık çekiyorlar ki. Subhanallah zikriyle sadece doysalar da öküz başı niye değerli olacaktı? Yani Subhanallah zikri onlara teselli oluyor. O şekilde açlıklarını bastırıyorlar. Allah da onlara o şekilde manevi yardım ediyor. Yiyecekleri kalmadıktan sonra. Duası kabul oluyor. Yecüc Mecüc'e kurt gönderiyor Allah Teala. Bela, mikrop gönderiyor. Onların ensesinden giriyor. Onların hepsini öldürüyor o bela. Yecüc Mecüc çok kalabalıklar. Her yere yayılmış ölüyorlar. Bütün kurt, kuş, vahşi hayvanlar onların etinden besleniyorlar öldükten sonra. Bunu gören İsa Aleyhisselam yanındaki inananlar aşağı iniyorlar arkadaşlar. Onlara basmadan yeryüzünde basacakları yer bulamıyorlar. Adım atacak yer bulamıyorlar. Her yer onların cesedi pis leş kokmuş. Dayanamıyorlar. Allah'a dua ediyor İsa Aleyhisselam. Allah'ın bunların leşinden, pisliğinden bizi kurtar diye. Allah Teala deve boynuna benzeyen boynunu kuşlar gönderip onların bedenleri zaten yarım metre, bir metre boylarında alıp denizlere atıyorlar. Geriye kalıyor leşleri, kanları. Bunu da çok yağmurlar yağdırıp Allah Teala temizliyor. Bu şekilde rivayetlerde, hadis-i şeriflerde böyle anlatılıyor. Sonra çok güzel bir bolluk bereket hayatı tekrar devam ediyor. Yaşamaya başlıyorlar. İsa Aleyhisselam vefat ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şu an bulunduğu, kabrinin bulunduğu yere Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh ve bir boş yer bırakıldı İsa Aleyhisselam. Oraya gömülüyor. Medine'de kabir yeri orada arkadaşlar. İsa Aleyhisselam oraya gömülecek. Yeri oraya ayrılmış. Çoluk çocuğu var tabii. Vefat ediyor. İsa Aleyhisselam vefatından sonra Kahtani isminde, Cahçuk isminde, Mansur isminde 3-4 tane daha yöneticiden bahsediliyor. Müslüman insanları yönetecek. Onlar yönetiyor. Tam son yönetici zamanda dabbe çıkıyor. Dabbe çıkıyor Müslümanlar daha tam yok olmadan. Dabbe çıkıp arkadaşlar Müslümana işaret veriyor. Vuruyor bir asayla. Müslüman olduğu nurlanıyor. Müslüman olduğu belli oluyor. İnsanları Müslüman kafir olarak ayırıyor dabbe. Süleyman Aleyhisselam'ın mührüyle vurduğu da kafir olduğu belli oluyor, ortaya çıkıyor. Bu şekilde faaliyetler yapıyor artık o günün şartlarında neyse durum. Bu şekilde dabbe çıkıyor. Dabbe çıktıktan sonra da son yönetici geliyor Müslüman aleminde. Son yönetici Yemen'den bir koronavirüs gibi diyelim, bir mikrop, bir virüs yayılıyor arkadaşlar. Nasıl Çin'den yayıldı da korona bütün dünyaya yayıldı? Aynen öyle bir virüs Yemen'den çıkıyor bu defa. Bütün dünyaya yayılıyor. Bütün dünyadaki Müslümanlar o virüsten dolayı vefat ediyorlar. Geriye kalan kafirler grip ve nezle olarak o hastalığı atlatıyorlar, ölmüyorlar. Artık Müslümansız bir hayat başlıyor. Dabbeden sonra, bu rüzgardan sonra. Müslümansız bir hayat başlıyor. En iyisini Allah bilir ne kadar yaşarlar. 30 sene, 40, 50 sene sonra güneşin batıdan doğması var. Güneş batıdan doğuyor arkadaşlar. Güneş batıdan doğduktan sonra artık tövbe kapısı da kapanıyor. O gün yaşamakta bir hayır yoktur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Allah da o günle bırakmasın zaten bizi. Müslümanlara da bırakmayacak Allah-u Teala. Tövbe kapısı da kapanıyor. Güneş batıdan doğacak. Kıyamet saatinde arkadaşlar en iyisini Allah bilir. 120 yıl sonra bum zaten patlıyor. Dünya patlıyor. Bütün büyük kıyamet alametleri bu şekilde gelişiyor arkadaşlar. Tekrar detaylı bir şekilde nasıl yaşanacak? O Nuaym bin Hammad Hazretleri'nin çok hadis-i şerifleri var ahir zamanla ilgili. Onları kısa kısa video yapacağım inşallah zaman buldukça arkadaşlar. Bu 10 tane büyük kıyamet alametleri arkadaşlar bunlar. Bu şekilde yaşanacak.
İnşallah konu anlaşılmıştır. Allah'a emanet olun arkadaşlar.